Herkese merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Öykü ile birlikteyiz. Benim çok sevdiğim video içeriklerinden bir tanesini yapıyoruz, mukbang. Evet. Yemek sipariş ettik. Öykü açlıktan kendi patatesini bitirdi. Allah'tan ben kovboy söyledim. Onu da ekleyeceğiz. Ya da benimkinden yersin, artık yapacak bir şey yok. Ben kahvaltı yapmadım. Öykü de şeyle duruyor. Zeytinli açmayla duruyor sabahtan beri. Biraz önce Öykü'nün kanalı için bir makyaj videosu çektik. Onun linkini de açıklama ve şurada üst kısımlara koyacağım. Gidip izleyebilirsiniz. Şimdi de sohbet ederek bir mukbang çekiyoruz. Neler neler. O zaman daha fazla uzatmadan başlayalım çünkü ben çok açım. Ben de çok açım. Benim tezatçılığım, hem bir kumpir söyledim hem de patates söyledim. Ve o kumpirin kocaman olması hani. Gerçekten. Dünyada böyle bir patates yok. Evet. Ne var? Bella durmuyor. Öykü, sen bu videodan önce... Evet, bir mevzu var, ondan bahsettim. Bir belalından bahsettin. Şimdi şöyle, benim ta yaz tatilinden kalma bir belalım var. Yani sürekli olarak... Nasıl tanıştınız? Tanışmadık ki, hiç konuşmadık bile. Hiç... Problem orada zaten, hiç konuşmadık. Hiç yüz yüze gelmediniz. Hayır. Ha, bir kere geldim. Ben kaşlarımı yaptırmaya gittim, hep paylaşıyorum. Konum orada, oradaydı. Kapının önündeydi. Oraya gelmiş. Hı. Ay kız, bu, yine bu videodan sonra bu sefer gelmesin. Gelmem. Benim evime gelirmiş. Ben dışarı. Ama öyle bir tip, şimdi göstersin Öykü'nün arkadaşlarına, yakın olduğu erkek arkadaşlarına, evet, ses kayıtları atmış. Hiçbiriniz Öykü'yle görüşmeyeceksiniz. Ben Öykü'ye aşığım ve Öykü'yle bir kez denk geliyorlar. Onun ardında hiçbir şey yok. Allah aşkına ses kayıtlarını dinlet. Şu saatten sonra birinizi Öykü'nün yanında göreyim, bak ben neler yapacağım, siz sadece izleyin, ben sadece laf olarak söylemiyorum, her zaman icra sahnesi her zaman daha güzeldir. Birinizi Öykü'nün yanında göreyim, birinizi göreceksiniz oğlum, sosyal medyadır şeydir oğlum, şakşakçılığı yapmaya gerek yok, öz olun, kendiniz olun Öykü'nün, delikanlı olun, delikanlılığın hakkını size vereceğim, ha ben bir daha Öykü'nün yanınıza göreyim, ben hepinize yapacağım, siz rahat olun. İkinci. Bomba bomba. İkinci. Ben yüreğimi namluya sürmüşsem düşmeyen tetik utansın. Baba ayık olun. Ayık olun kendinize. Bir daha ben ziyanda görüm Öykü'nün. Bu şaka değil değil mi? Bayağı gerçek. Hayır yani, eğer bu insan şu anda bu videoyu izliyorsa ona demek istediğim şey, arkadaşlarıma ve beni rahat bırak. Bu arada bayağı suç. Gerçekten suç yani. Şu anda arkadaşlarını tehdit ediyor ve taciz, evet. Öykü her yerden engelledi. Asla görüşmek istemiyor, etmek istemiyor ki tanışmıyorlardı bile. Sürekli Öykü'ye mesajlar, işte numarasını bulmuş. Benim numaramı bulmadı, arkadaşını buldu. Düşün. Pardon. Bir de sürekli olarak bana köpeğinin fotoğrafını atıp o da benim gibi ağlıyordu ya. Ne için? Bilmiyorum. Allah ağlatmasın. Sana Instagram'dan mı yazıyordu? Engelliyorum, başka hesap, engelliyorum, başka hesap. Sürekli köpeğinin fotoğrafını atıyor ama. Kendini de atmıyor. Şimdi izleyip kendini atıyormuş artık. Gerçekten bu tehdit, ses kayıtları direkt arkadaşlarını tehdit ettiği için büyük suç. Ve seni sürekli taciz etmesi de ayrıyeten bir suç. Bir de diyormuş ki, o bana istemediğini söylesin, ben onu bırakırım. Acaba çok istiyormuş ki bunu gözüküyorum, her yerden engelleyerek. Mesela. Ya böyle saplantı haline getiren insanlar var. Benim de birkaç arkadaşım böyle takıntılı belaları vardı. Allah'tan kurtuldu hiç mu? Başıma gelmedi de. Onlar kurtuldular. Ya, onlar kurtuldular mı? Arkadaşımdan ziyade başka bir şey anlatacağım. Okey. Onlar kurtuldular. Ben burnumdan bahsetmiştim ya, burnumu yaptıracağım diye. Burnuma kafa yemiştim. Bu da nasıl oldu? Senin konuna bağlanacak bu da. Ben lise hayatım boyunca sınıf başkanıydım. Allah'a üstüme kolayı döktüm. Çok güzel. Aha. Evet. Okula bizim sınıfa yeni bir kız geliyor. Bu kız geçmiş en öne oturmuş ve en önde de normalde başka bir kız oturuyor. Ben de kızdan rica ettim. Canım dedim, orada başka birisi oturuyor. Rica etsem benim, kalkar mısın? Kız çok tatlı şekilde kalktı. Tabii dedi ya, burası boş sandığım için otururum ya da en önde otururum. Okey, sorun yok. Sonra bir anda dışarıda sevgilisi bekliyormuş beni. Sevgilisi geldi ve bana saldırdı. İşte kıskanmış, ben onunla nasıl konuşurmuşum. O nereye istiyorsa oraya oturacakmışım ve bayağı bilmiyorum, kro tam böyle pislik, asarım keserim delikanlı yani. Sonra sevmediğim insan tipi ya, şiddet acizinin işidir, ben bunu her zaman ben de istemem. Neyse sonra okul bizim sınıftan ve bu çocuk okul çıkışlarında sürekli kızı dövüyor. Yemin ederim sana, okulun içinde, tuvalette, sınıfta tek başına kaldıklarında sürekli kızı dövüyor. Kız bu çocuktan ayrılmak istiyor sürekli, yemin ederim. Ama çocuk kızı tehdit ediyor. Nedenini anlamadığım bir şekilde. Belki aralarında özel bir şeyler oldu ki olabilir, dünyanın en normal aynen şeyi, ama çocuğun bunu kullanıyor olması falan rezalet, pislik. İnşallah bu videoyu izlersin de geberirsin Furkan. Furkan diye ismi de. Nefret ediyorum. Sana bela atıyoruz. Onun yüzünden... Birine haklı kıza vurabiliyor abi. Onun yüzünden burnumu yaptıracağım. Gerizekalı bana kafa atmıştı. Ve hani kıza yaptı yani... Kızın telefonunu değiştirdi numarasını. Hı hı. Annesi, babası haricinde kimse yok. Kızın abisi var. Hı hı. Abisinin numarasını bile aldırtmadı. Ve sınıfta kızlarla konuşmasına falan izin vermedi. Düşün, kızlarla konuş. Hasta. Ben kaç kez rehberlikle konuştum bu durumu. Sınıf başkanı olduğum için. Hayır, kız ne alaka ki? Kız ne alaka? Kız kurtulamıyor çocuktan. Hayır, kızlarla konuşmasını yasaklama. Ay bu ne? Hasta yani, şey istiyor çocuk. Tek benimle konuşsun, tek benle görüşsün. Şey ne derler ona, obsesif. Her şeyden kızı alıkoyuyor ve gerçekten baya şiddet uyguluyor. Ben gittim müdür yardımcılarıyla, rehberlikle falan görüştüm. Ondan sonra kızın velisini çağırdılar ve tüm sınıfta şahit oldu. Allah aşkına. Hı-hı. Tüm sınıfta şahit oldu, evet dedi, böyle şeyler yapıyor. Kıyamam kızdan. Sanırım çocuk tehdit ettiği için, işte elinde bir delil bir şey olduğu için. Fotoğraf bir şey var. Evet bence de. Ailesinin yanından şey dedi, hani yok öyle bir şey, yalan söylüyorlar falan. Kıyamam kıza da bir şey diyemiyorum yani, hani evet gerçekten öyle bir şey var. Şimdi ailesi ama, görse. Evet, ailesinin yanından kız şiddet olduğunu kabul edemiyor. Hayır diyor, biz çok mutluyuz, ailesi burada sevgili olduklarını biliyor. Hı hı. Hayır diyor, biz çok mutluyuz, hiçbir şey olmuyor etmiyor falan filan. Ancak öyle bir şey var dese çocuk bir şeyle tehdit ediyor, çünkü kızı her gün evinin kapısına kadar götürüyordu, biliyor musun? Zorla. Dövüyor bile. Kendi evinin kapısında bırakıyor. Otobüsten, o zaman liseye gittiğim için işte okulun önünde durak var. Birkaç kız arkadaşımla 6-7 kişi zar zor çocuğu ayırdık kızdan otobüs durağında. Sonra otobüse bindi yine. Kıza sürekli saldırıyor, işte benim dediğim olacak, şu olacak, bu olacak. Ay sonunda, artık bir yılın sonunda kız kaçtı. Okul değiştirdi çocuktan gizli bir şekilde. Her yerden çocuğu engellemiş etmiş, artık nasıl kurtulduysa. Okulunu falan bulmamış mı? Ya tabii ki de bulmuştur da. Bir şekilde ay Allah'a şükür kız kurtuldu. Pislik ya, ay iğreniyorum. Hani şiddet uygulamasını falan geçtim. Kızın kurtulamayışı korkunç ve senin hiçbir şey yapamağın da korkunç. Ve annemin ne olursa olsun söylerim. Onu benim videom olsa yine kurtulmak için söylerim. Yani... Hani ben böyle bir bok yedim edersin. Ama herkesin ailesi belki aynı tepkiyi vermeyebilir. Yani evet, o da var. Ay bilmiyorum ya. Allah kimsenin başına vermesin böyle pislikleri ve... Ya şey çok kötü, bir şey yapamıyorsun ya. Hiçbir şey, o kızı kurtaramıyorsun. En fazla kıza saldırdığında ayırıyorsun ama nereye kadar? Polise neden gitmedi kız? Ha. Annesinin de haberi olacak çünkü polise gitmedi. Evet. Ya şey durum var bir de, hani biz okulda kurtarıyoruz, otobüste kurtardık, durakta kurtardık ama dışarıdan. Nereye kadar neler yaptı? Bilir, evet. Artık okul idaresi de saldı. Ne yapsınlar ki onlar? Şiddet ya, ay şiddet ne kadar iğrenç bir şey ya. Hangi çağdayız? Konuşarak niye bir şey halledemiyorsun? Bu saplantı ne? Aciz işte insan. Konuşmayı bilmiyor, anlıyor musun? Evet, sen şimdi senin bir şey anlatacaktın, onu anlat. Neyse, şimdi komik bir olaya geçiyoruz. Üzücü kısımları geçtik. Şimdi nereden başlayayım? En başından başlıyorum. Başla. Şimdi benim bir flörtüm vardı. Bayağı biz bunu 8 ayda flörtleşiyoruz. Bir ileriye gidemedik zaten. 8 ay falan. Düşün. Hani şöyle kesik anlarsınız. Bir arkadaş gibiyiz, işte bir flört gibiyiz. Neyse, biz geçen hafta, bu hafta kız. Bu hafta sen de Alzheimer oldun. Daha yeni. Genç yaşta. Bu pazartesi günü. Pardon, cumartesi. Geçen cumartesi günü biz sözleşmiştik. Çift halinde toplayacağım. Eğlenmeye gideceğiz akşam. Neyse. Herkes gelecek. Herkes plana uyacak falan. Arkadaşımın sevgilisi de, bu da arkadaş. Ondan sonra arkadaşımın sevgilisi telefonları açmadı. Kız 348 kez aradı çocuğu. Bu arada yemin ederim biz Öykü'yle konuştuk. Ben çok merak ettim gerçekten 348 kere aradı mı diye. Yemin ediyorum aradı artık. Kız cidden 348 kere aramış. Yemin ederim aradı. 348 kez aradı kızı. Kız diyor çocuğu. 348 kez tüm gece boyunca. Sabaha kadar. Yani sürekli telefon arıyor. Telefon bir kez. Ne kadar da birlikteler? 2 hafta falan, 2-3 hafta. Ama yani haklı. Sorumsuzluk var ortada çünkü. Bir plan yapılıyorsa ona uyulmalı. Tabii ki de yani 348 kez de arama mesela. Ya ben ona dedim kanka dedim. En azından 100 kez ara ya. 148 kez ara bak. 100 kez ara bak 348 olmasın. Yani. Neyse. Ben diyorum ki işte benimki bana yalan söylemiyor. Benimki telefonlarımı açıyor falan, orada ben bir tamam. Nasıl mutlu? Nasıl mutluyum? Neyse aradım ben, geliyorum falan 15 dakikaya falan dedi. Onun kapanında mıyım değil mi? Öyle bir şey dedi. Gideceğimiz yerde çevirmenin çok olduğu bir yer. Zaten cumartesi akşamı. Aradım ben bunu 15 dakika sonra, dedim neredesin? Dedi ki çevirmedeyim, arabamı bağlayacaklar. Dedim Allah Allah, hani biz geçen... Niye arabasını bağlıyorlar bu arada? Hayır bir sebep yok arabayı bağlamak için. Geçen günlerde de biz çevirmeye girdik. Neden arabasını o zaman bağlamadılar da şimdi bağladılar diye düşündüm. Ama o an eğlenmeye baktım. Yani eğlenmemi de bölmek istemedim açıkçası. Ertesi gün biz karşılaştık. Ha bu arada dur. Mekanda yanımıza kuzeni geldi. Bombayı dinleyin. Mekanda yanımıza... Artık gerçekten bomba. Mekanda yanımıza kuzeni geldi ve biz kıza dans ediyoruz, kız kıza topluca falan. Sabaha kadar kızla dans etmişler. Kız kuzeni, çocuğu. Sonra arkadaşım dedi ki o da dedi, Öykü dedi onun flörtü dedi. 8 aydır falan flörtleşiyor. Kız böyle yaptı. Aa öyle mi? Kuzenim muzenim ama apaçi biraz ya dedi. Neyse ben hiç takmadım. Sonra... Ben biliyorum sonucu da o yüzden tepki veremiyorum. Ay giyireceğim. Ertesi gün biz bir kafeye gittik. O da oradaydı. Karşılaştık falan. Dedim sen yalancısın. Sen dedim arkadaşımın sevgilisi. Gelmediği için gelmek istemedin. Geri kalan hepsi bahane dedim. Neyse mırın kırın etti. En sonunda itiraf etti. Yalan söylediğini sonra bana dedi biliyor musunuz? Ha bunu yemeyeceğim artık. O gün dedi yanınıza gelen kız dedi benim kuzenim değil benim eski sevgilim dedi. Kız bizi görüyor, buluyor, bir de o karanlıkta nasıl gözler varsa kadında. Diyor ki ben kuzenim o benim. Ve ne teyzesinin kızı. Öyle mi ne dedi? Çocuğun teyzesi de çocuk haberi verdim. Çocuğun teyzesi. Ben dedim ki bunun var mı acaba annesinin kız kardeşi? Bir şey merak ediyorum şimdi. Kız kuzeniyim dedi. Çocuktan kızın yanınıza geldiğinden haberi var değil mi? Şöyle, yüksek ihtimalle çocuğu aradı kız. Pardon, kız çocuğu aradı. Ne diye aradı? Bu arkadaşlarım burada sen gelecek misin gibisinden. Bak orada da bir bozukluk var zaten Arda. Yanlış bir şey var. Değil mi? Düşünün. Sizce yanlış olan ne? Bak bence olay şöyle oldu. Çocuk eski sevgilisinin yanına geldiğinizi biliyor mu bilmiyor mu? Belki atıyorum çocuk bilmiyorsa kız kuzenim dedi okey, ama çocuk biliyorsa burada büyük bir sorun var. Çocuk bizi arayıp bizi soramaz. Öyle bir şey olamaz, o şık olamaz. Ama bence kız bizi görünce, çünkü fotoğrafımız var bizim onun profilinde topluca. Okey. Bence kız oradan gördü. Sonra bunu aradı, senin arkadaşların burada falan. Sen gelecek misin dedi. O da kıza aynı yalanı söylemiş. Arabamı bağlatıyorlar demiş. Kız öyle dedi çünkü. Yani kız da yalanı biliyor. Kız yalan olduğunu bilmiyor. Hayır, kız da olayı yani şeyi biliyor, öyle sanıyor. O da öyle sanıyor çünkü hani kızın eski sevgilisi olduğunu söyleyen onu da söyler. Tabii. Ondan sonra bence kız geldi bilerek. Kız gelmeyeceğini falan bilerek. Bilerek o rahatlıkla geldi. Hani çocuk gelmeyecek nasıl da deyip. Ertesi gün öyle bir şoka girerler dedi zaten eğleniyorlar dedi, akıllarım da karıştı. Şu gerizekalıları bir ders vereyim. Çocuğun aslında kızın yanına geldiğinden haberi yok. Sonra diyor ki vay işte bilmem ne, nasıl böyle bir şey olur ya falan. Çocuğa söylemiş ben onların yanına gideceğim demiş, onun haberi var. Ama gideceğim demiş de çocuk bütün gece oynayacağını bilmiyor. Ben tanışacağını düşünüyorum yani. Bilmiyorum. Hoş görsen ne yapayım. Kız da böyle. Kız sabaha kadar sizler çok komik. Trajikomik. Ya, kendime gelemedim Arda 3 gün. Kendinizi Öykü'nün yerine koyar mısınız? Flörtünüzün eski sevgilisiyle bütün gece dans ediyorsunuz. Sadece kuzeni sanıyorsunuz ama kız onun şu anda sizin flörtünüz olduğunu biliyor. Ne kız eski sevgilisi, eski bir şeyler yaşıyor. Evet. Ay kusacağım herhalde şu an. Ay Allah affetsin. Allah kimsenin başına böyle şeyler getirmesin. Sonra bir de ben engelledim diye onu her yerine suçlu oldum. Allah aşkına şuradaki haklı kim? Neymiş? Bir kere yalan söylemiştim. Bence bir kere yalan söyle. Sen de dur bir Bella. Bella bir dur evet ya. Şimdi dedikodu yapıyoruz. Bence bir kere yalan söyle. Bir daha söyler. Bir daha söyler. Ben sen şunu düşünürsün. Şu an bana işteyim diyor ama acaba nerede? Bu düşüncenin olması için, kafanın rahat olması için konuşamadım. O insanı eleyeceksin abi ne olursa olsun. Ya da ne hissedersen hisset. Peki eledin mi? Eledim. Asker eledim. Bu çok komik. Bir şey söyleyeceğim. Elemiş gibiyim. Ama ben yine affederim bak. Burada da söylüyorum. Ben sana anlıyorsun. Ben tükürdüğümü yutarım arkadaşlar. Tükürdüğümü yuttum mukbang. Bir daha yalan söyler. Bunu biliyorsun. Bile bile lades de yapıyorsun da dur. Bir şey söyleyecektim. Kafam gitti. Açlıktan. Açlıktan evet. Bir anda da yiyince şiştim ve beynim yandı. Karnım çok kötü kusacağım herhalde. Ay saçmalama. Daha bana fal bakacağım. Yani senin olayın da kötü ama ne bileyim ya. Düşünsene eski sevgilisini oynadığını. Benimki de kötü yani. Evet, İkisi kötü. De kötü Arda. Kötü. Arda'nınki de kötü. Benimkini onlar biliyor ama. Yani şey. Anlattım. Terk edildim video çekmiştim zaten. Ben de kandırıldım videosu çekeceğim. Kandırıldım. Mantıklı. Nasıl flörtümün eski sevgilisiyle dans ettim. Sabahlara dayanamam Osman Aga. Çok neyse onun haricinde geçelim, konuyu kapatalım yoksa üzüleceğiz. İzlemekten hoşlandığın YouTuber'lar kimlerdir? Şeyda'yı seviyorum, Gökçe'yi seviyorum, seni izliyorum. Başka? Ben dedim gibi çok video izleyen bir insan değilim Türk olarak. Mesela yabancıda bir tane izlerim, o da PewDiePie falandır. Makyaj kanallarını da izlemiyorum yani. Ama seviyorum makyaj yapmayı bu şekilde. Peki. Kız sesini yapma. Sen şu an lisedesin. 17 yaşındasın. Üniversite düşünüyor musun? Tabii ki de düşünüyorum. Hangi bölüm? Ya yeni medya ya da psikoloji. Gerçek ise çok uzak da birbirinden ters. Yani psikoloji olabilir aslında ama sıkılır mısın? 6 yaşımdan beri kulağım geldi artık. Psikologa gitmekten. Dert dinlemeyi sever misin? Çok. Çok severim. Bütün dertleriniz bana anlatın. Onlar anlatsın sen ağla. Evet. Tamam öyle. Bu da bir farklı bir psikoloji ama. İstemekle alakalı bir şey. Ben mesela çok araştırırım, çok okurum bu konuda şeyleri. Ne araştırıyorsun? Mesela 6 yaşımda ben psikoterapiye başladım. Hani bu psikolog gibi değil. Eğitim alıyorsun yani. Kendini eğitiyorsun. Böyle kültürel açıdan da çok genişliyorsun. Yani. Bir sürü kitap okuyorsun. 6 yaşında. Ha. 6 yaşımda Deniz Kumuyla oynuyordum da psikoterapide. Sonra İlerledikçe bir şeyler kat ettik. Çok farklı. Gözlerine bakabilir miyim? Ha. Ne oldu? Lens mi diye soracaktım da. Arda biliyorsunuz. Bilmiyordum. Gerçekten. Şu an bakınca anladım. Biz 2 saattir video çekiyoruz. Ben asla lens olduğunu bilmiyorum. Gökçe de bu çok doğal duruyor dedi bana. Ya ben şu an görünce lens oldu. Burayı koyabilir miyim burada? Tabii ki de. Gözlerim lens. Burnumda hissettik. Dudaklarına dolgu yok. O yok. Ay hıçkırık tuttum. Ay öleceğim. Çok doyduk yalnız farkında. Kaçıncı renci yiyorsun? 3. Ben normalde 4-5 saniye yerim. Ben de burnumu yaptıracağım o gerizekalı Furkan yüzünden. Ayrıca alnıma çok hafif botoks. Şu mimiklerine. Çizgilerim dolmaya başladı. Kaz ayaklarıma çok hafif botoks. Şu çene dolgusu benim istiyorum. Benim arkadaşım yaptırdı onu. Şu çene kemiklerim daha dolgun dursun şu önü falan diye. O çok iyi oldu. Ama buruna yaptırmam gerekli çünkü o kısmı iyi senin. Yani şuraları belirginleştir. Benim bir arkadaşım da yaptırdı, çok yakıştı. Ultra yakıştı yani. Gözümün önünde gördüm. Kız mı? Cansu Yeğil. Biliyor musun? O. Birlikte gittik. Muhteşem oldu. Gerçekten. Benim çenem var ya. Ben orayı o kısımları... Ya daha bir şey yaptırmam çünkü... Oyunculuk istiyorum. Ve hani tam, psikolog olmak istiyordun. Bak oyuncu olsam bile elimde benim bir mesleğim olması gerekir. İlla yaşlanacağım, illa bir şey olacak. Bir şey olabilir, her an her şey olabilir. Yüzüm yanar, oram yanar, buram yanar. Hay Allah korusun, sana felaketlerin Allah korusun da. Harbi ya, ben de hep en kötüleri düşünüyorum. Evet, hayatında hep öylesin sen, niye? Ya en kötüsünü düşün ki iyisi çıktığında çok mutlu. Hayır öyle deme ya. Olumlama, iyi bir şey iste, iyi olsun. Böyle ben devam edemiyorum. Ben de. Öldüm. Yalnız o kadar güzel sohbet ettik ki Arda. Ben öldüm. Şiştim kusacağım. Sabahtan beri yemediğim için şimdi yiyince Mide kangreni. Ben almadım. Aldım mide kangreni. O zaman bitirelim mi? Bitirelim. Efsane güzel sohbetti. Ben bu videoyu izlerim yani. Bir daha ben aynı şekilde yaşarım izleyip. Ay kız günah yaşama sana da. Hep şey bacım. Neydi o yüzünün bir tarafını kapatan hep kadın? Yıllar yılı dert yolunda. Bergen evet sus. Hep sen öyle. Şimdi videoyu bitiriyoruz. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Öykü'nün kanalına da benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Bay bay.